Finale 5 bölüm kala heyecanı tavan yaptıracak yeni sahneler geliyor. Önümüzdeki bölümde yine herkesi şaşırtacak büyük sürprizler yaşanacak. Kılıç Kartalı veya Konyalı'yı vuracak mı? Bu sahnede neler olacak? Baybars ve Çetin arasında ise sürpriz bir anlaşma yapılacak. Bunun yanı sıra Neriman'ın ölümünden sonra büyük intikam savaşı iyice alevlenecek ve ortalık fazlasıyla karışacak. Kılıç ise birbirinden bomba hamlelerine bir yenisini daha ekleyecek. Tüm bunlardan ve daha fazlasından birazdan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Babasının her emrine itaat eden Kılıç, Çetin'i getirmek için tüm kozlarını oynadı ve başarıya ulaştı. Her ne kadar şimdilik haberi olmasa da Çetin'i Baybars'a ulaştırmayı başardı. Ancak karşısında ailesiyle ilgili hiçbir taviz vermeyen bir kartal var. Kılıç da babasının isteğini yerine getirmek için kartalı bile ezmeyi göze aldı ve silahı doğrulttu. Peki bu andan sonra neler yaşanacak? Kartal nasıl kurtulacak? Bu konudaki en güçlü ihtimalimiz şöyle. Çetin, Baybars'ın yanına giderek aslında doğru bir hamle yaptı. Bir bakıma Kartal'a veya Konyalı'ya zarar gelmesini engelledi. Çünkü Çetin'in Baybars'ı söylediği ilk cümle, Kılıç'ı arayarak kimseye zarar vermemesini söylemesi oldu. Bunun sonucunda Kılıç tam tetiği çekecekken muhtemelen telefonu çalacak. Ve Baybars, Çetin'in geldiğini kimseye zarar vermemesini söyleyecek. Kılıç da babasının her emrine itaat ettiği gibi bu sözünü de dinleyecek. Ve Kartal da Konyalı'yı serbest bırakacak. Böylelikle Konyalı da mahalleye geri dönüş yaparak aileye katılmış olacak. Aslında bu sahnede sürpriz bir şekilde Şahin gelip ince bir planda Kartal'ı kurtarsaydı seyir zevki açısından daha güzel olabilirdi. Ne de olsa Neriman'ın ölümünden sonra Şahin artık Kılıç'a düşman ve ölmesini istiyor. Bunun yanı sıra Kılıç'ın Kartal'ı silah doğrulttuğu sahnede Bahar'ın geleceğini iddia edenler var. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Bahar ve diğerlerinin Kartal'ın yokluğunda mahalledeki çekimleri gerçekleştirildi. Şimdi gelelim Baybars ve Çetin arasındaki sürpriz anlaşmaya ve diğer bomba mevzulara. Baybars Neriman'ın yani Biricik'in ölümünden sonra ondan tek kalan varlığı olan Çetin'i artık yanında istiyor. Ancak Çetin babasından nefret ediyor ama Kartal'a ve ailesine zarar gelmemesi için bir bakıma Neriman'ın taktiğini uyguladı. Kimseye zarar vermemesi karşılığında şimdilik Baybars'ın yanında duracak. Baybars da Çetin'i yanında tutmak için şartını söyleyecek. Kısacası Çetin, Saliha'nın da sürekli dediği gibi biraz sabredecek. Ancak durumlar böyle ilerlemeyecek. Hem Çetin'in hem de Baybars'ın karşılıklı sürpriz hamleleri olacak. Hatta Çetin önümüzdeki bölümlerde büyük bir sürpriz yaparak Baybars'ı ele bile verebilir. Tabii böyle bir durumda babasına fazlasıyla düşkün olan Kılıç Çetin'in biletini kesecektir. Çetin'in Baybars'ı öldürmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü finale çok az bir zaman kala Baybars'ı öldüren kişi Kartal olacak. Evet, bu dakikadan sonra Kartal, Efe ve Çetin hem asıl hedefleri doğrultusunda hem de Neriman'la Leyla'nın intikamını almak için harekete geçecekler. Neriman'ı Kılıç'ın öldürdüğünü Kartal, Çetin ve Efe henüz bilmiyor. Hatta Kartal Leyla'yı vuranın da Kılıç olduğunu henüz öğrenmedi. Tüm gerçekler öğrenildikten sonra ortalık fazlasıyla karışacak. Kılıç şimdiye kadar herkesi en sevdikleriyle ve en hassas noktalarıyla vurdu. Ancak herkeste olduğu gibi Kılıç'ın da hassas noktası var. O da babası Baybars. Kılıç geçtiğimiz bölümde babasını kurtarmak için, ona zarar gelmemesi için adeta deliye döndü. Ve babasına ne kadar düşkün olduğunu gördük. Bu nedenle Kartal, Efe ve Çetin'den bomba bir Baybars hamlesi gelebilir. Böylece uzun yıllar sonra hem Baybars'la büyük yüzleşme gerçekleşir hem de Kılıç köşeye sıkışır. Ancak bu mevzu çok kolay gerçekleşmeyecek. Kartal, Efe ve diğerleri mahalleye geri dönerek orada yaşayanları yeniden arkasına aldı. Ve Mistun'un da desteğiyle adam sayısı bakımından çoğalmak isteyecekler. Belki de Şahin de aralarına katılır ve tüm aile kenetlenerek büyük bir savaşa girer. Tüm bunların olmasını beklerken Kılıç'ın bomba hamleleri devam edecek. Şimdi gelelim bu konuya. Son iki bölümde Bahar ve Kılıç vurgusu yapıldı. İlk olarak geçmişte Kılıç'la Bahar'ın evlendirilmek istendiği belirtildi, sonrasında ise Kılıç'tan Bahar iması geldi. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Kılıç Kartal'a "Sen fazladan 3 Bahar yaşadım say" dedi. Bu sahnede Kılıç'ın Bahar kelimesini ağzına alması bile Kartal'ı sinirlendirdi ve yüz ifadesini değiştirdi. Kısacası yeni bölümlerde Kılıç'tan bomba bir Bahar hamlesi gelecek. Doğal olarak bu durum Kartal'ı çileden çıkaracak ve Efe ile Kılıç'ın kapışmasından sonra Kartal-Kılıç kapışması çok yakında gerçekleşecek diyebiliriz. Efe ise bir yandan Leyla ile serüvene devam ederken bir yandan da hem emniyette hem de emniyet dışında meydana gelen usulsüzlüklerle uğraşacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videoları anında izlemek ve kaçırmamak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.